Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün öykü yazarı Banu Özyürek ile birlikteyiz ve kendisinin Everest yayınlarından çıkartmış olduğu ikinci öykü kitabı Poz üzerine konuşacağız. Peki şimdi ne yapıyorsun diyorum ağzıma meze tıkmadığım boşluklarda. Konuşmanın yerini tutan başka sorular sıralıyorum ardına. Artık konuşamayacağımızı sen bilmiyorsun. Hiçbir işe yaramayan bu mühim şeylerin hepsini ben bilmek zorundayım çünkü. Sen de o güzel boşluğunla... Ne güzel bir boşluğun vardır Mayda. Boşluğuna yapışmak isteyen sinekleriz ve bizi ayıracağın vakitler için müthiş hevesliyiz. Yanımıza gelip şu kaba kahkahandan atman ve bizi kurtarman için inan korkunç hevesliyiz. Seninle saçma ya da aptal ya da kavanoz gibi bir şey olmak için delicesine hevesliyiz. Hafifleşiyoruz, basitleşiyoruz, önemsizleşiyoruz ve bunların acısını çekmiyoruz. Pop şarkılardaki basitliğin günahsızlığı var sende. Bizi kendine benzetiyorsun biraz ve küçük kalplerimizin kendimizden başka bir şey, hele de senin gibi bir şey olmaya nasıl ihtiyacı var? İlk öykü kitabınız Bir Günü Bitirme Sanatı ve ikincisi Poz. Bize öykülerinizin yazım sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi yazdığım şeyler genelde benim çok uzun süredir düşündüğüm şeyler oluyor. Bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek kendimde taşıdığım bir takım düşünceler, bir takım sorular, bir takım konular hep kafamda dönüyor. Ve bir kitap okurken, bir film izlerken ya da işte insanlarla temas halindeyken vesaire hep kendine bir şeyler alıyor bu düşünceler. Yani kendilerini büyütüyorlar, bir şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Benden hiç ayrılmıyorlar. Ve gün geliyor artık bir öykü içerisinde kendilerini göstermeye başlıyorlar. Çünkü deneme yazmadığım, yani öykü formu üzerine çalıştığım için bu düşünceler artık öykülerini buluyorlar. Onların içerisinde var oluyorlar ve cümleleri gelmeye başlıyor yavaş yavaş. O zaman da büyük bir iştahla artık masanın başına oturuyorum. Fakat masanın başına oturunca tabii... Siz de tahmin edersiniz, her yazar gibi çok zorlanıyorum. Yani benim için çok zor bir şey yazmak. Çünkü yazının içinde çok fazla şey var. Yani yazmak hem bir düşünme biçimi, hem bir anlama biçimi, hem yeniden görme biçimi, eğlenme biçimi, bir yapı inşa etme aynı zamanda. Yani pek çok şey var onun içinde. O yüzden oraya oturduğum ve yazmaya başladığım zaman hep ilk metnim çok... Kaba taslak, çok kötü bir ön çalışma olur. Ve ben sonra çok uzun bir süre onun üzerinde debelenip dururum. Çünkü şöyle de bir şey var. Yani bir düşünceniz var, işte öyküye dönüyor. Onu yazabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama yazmaya oturduğunuzda görüyorsunuz ki aslında onu yazmaktan çok uzaktasınız. Çünkü yani biz... her şeyle hemen yüzleşebilecek kadar, her şeyi hemen hadi ince düşünebilecek kadar güçlü olamayabiliriz. Yani yazmak istediğiniz şey size büyük gelir bazen. O zaman uğraşıyorum ve diyorum ki ya tamam sen bunu bir kenara bırak, sen bunu yazamıyorsun, sen bunu yazmaya hazır değilsin. O devam etsin, hani düşünmeye devam et onu. Yani gün olur, hazır olursun, o zaman tekrar başlarsın. Bir de bazen başlarsınız, yani bazen dediğime bakmayın, çoğu zaman, ben de çoğu zaman böyle başlıyorum. Ve başladığım yer A noktasıysa bitirdiğim yer Z noktası oluyor. Yani tamamen farklı. Çünkü işte yazarken öğreniyorum. Yani o düşündüğüm şeyi de öğreniyorum. Yazmak istediğim aslında o değilmiş ya, öyle başladık ama aslında onun içerisindeki buymuş diyorum ve bu sefer onu yazmaya, onu düşünmeye başlıyorum. Ya da işte o belli bir konu üzerinde düşündükçe onu çok başka yerlerden de görüyorum ve bu sefer o tarafları bana daha cazip geliyor, onları yazıyorum. Yani genel olarak böyle diyebilirim. Hani yazma sürecim böyle, o hikayeleri bu şekilde yazıyorum. Öykülerinizde daha çok dikkatimi çeken şey aslında ortak yan. Bunların genelde durum öyküsü oluşu. Ve bir de karakterleriniz. Karakterleriniz de gayet toplumun içerisinden ve hepimizin bildiği, alışık olduğumuz karakterler görebiliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya aslında onlar, yani ben işte şöyle bir karakter yaratayım vesaire diye yola çıkmıyorum. Dediğim gibi bir konu var aslında, beni meşgul eden bir konu var. Ve o konu bir şekilde imgelerle, görüntülerle ve cümlelerle kendini belli ediyor. O tabii bir karakter onu sırtlanıyor sonra. Ve öyküyü yazarken, yani o yazma kısmında hem karakteri hem konuyu tekrar tekrar düşünüyorum. Ve benim gerçekten o yazmak istediğim şeye yaklaştıran bir karakter ve bir atmosfer yaratmaya çalışıyorum. Oradan beni uzaklaştırıyorsa, yani esas düşüncemden uzaklaştırıyorsa, karakter ne kadar cazip olsa da ya da işte durum ya da atmosfer ne kadar cazip olsa da onlardan vazgeçmem gerekiyor. Ve yani tabii onlar, o karakterler hepimiziz, çünkü yani ben de buradayım ve seni görüyorum, onu görüyorum, bunu görüyorum, kendimi görüyorum. Ve bütün düşünceler bu bağlamda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla karakterler de bu bağlamda ortaya çıkıyor ve hikayeler de. Böyle söyleyebilirim. Peki bir günü bitirme sanatı ile poz arasında varsa benzerlikler ve farklılıklar, bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Evet, bence iki kitap çok rahat ilişkilendirilebilecek. Yani tema bağlamında da, edebi arayışları bağlamında da birbirini tamamlayan, destekleyen kitaplar. Çünkü zaten ben bir yazarın çevresindeki her şeyle ilgilendiğini, ilgilenebileceğini ve hepsini yazmak istediğini düşünmüyorum. Ya, hayır, yani belli temalarınız vardır. Bu işte tabiatınıza bağlıdır, bakış açınıza bağlıdır, becerilerinize bağlıdır vesaire. Belli temalarınız vardır ve onlar etrafında döner durursunuz aslında. Şeyi çok severim, Kundera roman sanatında sanırım bahsetmişti. Hep ilk romanın çeşitlemeleridir aslında gibi bir lafı vardı. Çok da hoşuma gitmişti. Benim için belki biraz böyle. Yani ben hep benzer temalar etrafımda dolanıyorum. Her şeyle ilgilenemem. Yani öyle bakmıyorum hayata. Her şey benim için yazma konusu değil. Belki pek çok önemli şey var ama yazma konusu olarak seçtiğim şeyler belirli. Fakat bir farklılık da var tabii ki. Çünkü arada 3-3,5 sene var iki kitap arasında. Hatta yazılan öyküler bağlamında bakarsan çok daha uzun zaman var. Çünkü hani ilk kitabı hazırlarken oradaki öyküler de yine 2 sene, 3 sene öncesinden yazılmış öyküler vardı. İşte bu iki kitap arasında zamandan kaynaklanan, yani benim hayat içerisindeki değişimimden kaynaklanan, her gün hani bir şeyler öğreniyoruz, insanlarla tanışıyoruz, onlar bize yeni şeyler öğretiyorlar, bir kitap okuyorsunuz, oradan yeni bir bakış açısı ediniyorsunuz, edebiyata bakışınız değişiyor, hayata bakışınız vesaire. Neyse, bu değişim tabii yazıya da yansıyor. Böyle bir değişim olabilir. Bir de şunu söyleyebilirim. Daha geniş bir alan var pozda. Yani bir günü bitirme sanatındaki öyküler birbirlerine daha yakın öykülerdi. Ama pozda ne bileyim işte distopik bir öykü de var. Tamamen terennümvari bir soyut, bir düşüncenin yazımı olan bir öykü de var. Hani hiç olayı, karakteri, işte olay örgüsü vesairesi olmadan. Hani poz daha geniş bir alanda. Biraz daha riskli konuları da var. Bilmiyorum, hani ben şöyle düşündüm aslında, hani okur bu kitapla ilk kitapla kurduğu kadar seveceğim bir ilişki kuramayabilir. Hani herkesin hoşlanmayacağı öyküler de var bunda diye düşündüm. Ama öyle olmadı galiba, ya da öyle olmaz umarım.